24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Haftanın son çalışma gününün son 2 saatinde 24 saatin içinden süzülüp gelen haberlerle hayli hareketli bir yayın akışıyla moderatör Gece'de karşınızdayım. Kısaca özetleri vermek istiyorum başlıklar halinde. Efendim AK Parti Meclis Grubu ceza muhakemeleri kanununa bir madde ekledi. Düzenleme erken yaşta evliliklere dönük, fakat sonrasında hem sosyal medyada hem siyasette konunun sert tartışmaları yaşanmaya başlandı. Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklamalar var. Kadem'den önemli bir açıklama var. Bu tartışmalarla ilgili tüm detayları birazdan ekranınızda göreceksiniz. Günün önemli gelişmesi dolar ve euronun tarihi zirveleri görmesiydi. Amerika'dan esen sert ekonomik rüzgarlar Türkiye dahil birçok gelişmekte olan yükselen pazarı etkiliyor. Dolar 3.40'ı, euro 3.60'ı gördü. Ekonomik kurul toplandı. Yeni açıklamalar var. Bütün detayları vereceğim bu konuda ve Cüneyt Paksoy'dan da önümüzdeki haftaya ilişkin tahmin veya yorumlar isteyeceğim. Efendim Siirt'in Şirvan ilçesinde biliyorsunuz heyelan sonucu bir bakır madeninde büyük bir trajedi yaşanıyor. 4 işçi hayatını kaybetti. Onların cenazelerine ulaşıldı ama toprak altındaki 12 işçinin de arama çalışmaları hala devam ediyor. Geniş bir kitle ilgilendirdiği için önemli aktaracağım. Bağkurlu esnafa geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği imkanı sağlanıyor. Biliyorsunuz memurlarda bu imkan var, SGK'da var, hatta ticaret erbabında var. Ama esnafta yoktu. Bu düzenleme Bağkurlu esnafa büyük bir güvence getiriyor. Bir de yaşamın içinden haberlerimiz ağırlıkta bu bölümde. Özellikle İstanbul Maltepe'de babasına bombalı paket gönderen o evlat çok konuşuluyor. Açıklamaları, itirafları geldi. Çocukluğuna atıfta falan bulunmuş ama tabii bir babaya nasıl bombalı paket gönderilir toplum hala anlayabilmiş değil. İsterseniz hemen haberlere geçelim. Efendim AK Parti Meclis Grubu ceza muhakemeleri kanununa bir madde ekledi. Düzenleme erken yaşta evlilikler nedeniyle verilen hapis cezalarının ertelenmesi ve infazın durdurulmasını öngörüyordu. Tecavüz suçları doğal olarak bu önerinin tamamen dışındaydı. Önce bu olaya bir bakalım, maddeye, devamında tartışmalara, yapılan açıklamalara bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ceza muhakemesi kanununda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri vardı. AK Parti'nin verdiği bir önerge tartışmalara neden oldu. AK Parti grubu tasarıya bir geçici madde eklemek için harekete geçti. Düzenleme 16 Kasım 2016 tarihine kadar 18 yaşından küçüklerle evlenmiş kişilerin aldığı hapis cezalarının uygulanmaması içindi. Tecavüz suçu işleyenlerin kapsam dışında tutulduğu önergede özellikle belirtildi. Önerge genel kurulda tartışmalara neden oldu. Muhalefet düzenlemenin istismarcılara af niteliği taşıdığı, çocuk yaşta evliliğin önünü açacağını öne sürdü ve itiraz etti. Önergenin görüşmeleri itirazlar üzerine ertelendi. Efendim bu çerçevede önergenin kabulünden sonra bir tartışma yaşandı. Tecavüz suçlarına sanki af geliyormuş vesaire gibi. Başbakan Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ'dan bu konuda önemli açıklamalar geldi. AK Parti'nin verdiği önerge sonrası AK Parti tecavüzcülere af getiriyor iddiası tartışmanın fitilini ateşledi. Başbakan Binali Yıldırım önce yapılan düzenlemeyi anlattı. Reşit olmayan yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları. Dolayısıyla çocukları oluyor. Baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3000 aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır. Sonra düzenlemenin kimleri kapsadığını izah etti. Bu bir
tecavüze af değildir. Tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi. 2007 yılında 8 yıl, 2014 yılında da 16 yıla tecavüz suçuyla ilgili ceza getirildi. Başbakan Yıldırım CHP'nin düzenlemeyi çarpıttığını söyledi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da önergeyi anlattı. Evlilikler oluyor ama yaş tutmadığı için resmi nikah kıyamıyorlar. Doğum hadisesi olduğunda da doktorlar bunları savcılıklara bildiriyor. Ve evlenmiş olanlar, gayri resmi olarak evlenmiş olanlardan koca hapse gidiyor. Kadın kucağında çocukla beraber dışarıda kalıyor. Bakan Bozdağ'a göre amaç toplumdaki bir soruna çözüm bulmak. Bizim yaptığımız şey yaşanan bir soruna çözüm bulmaktır. Tecavüzcüleri korumak, tecavüzcüleri himaye etmek değildir. Efendim bu haberler çerçevesinde ve tartışmalar çerçevesinde yayından önce Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Doçent Doktor Sari Aydın'la görüştüm. Sari Hanım'dan da telefonla bağlanmasını istedim ama yarın bir heyet halinde Ankara'ya gideceklerini ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la bu konuda önemli bir konuşma yapacaklarını, bazı çekinceleri olduğunu söyledi Sari Aydın. Bu çekinceleri de açıkladılar. Anladığımız kadarıyla Kadın ve Demokrasi Derneği, ki kadına dönük şiddete en net karşı mücadele eden önemli bir sivil toplum kuruluşumuz, bu açıklamasında bazı kaygılar belirtiyor ve büyük bir olasılıkla Adalet Bakanı'ndan ve ilgililerden bu önergenin yeniden yazımının daha uygun olacağını söyleyecekler. Dilerseniz KADEM'in açıklamasının ana başlıklarına bir bakalım. Kamuoyuna cinsel istismar düzenlemesi olarak yansıyan önerge, Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in de gündemindeydi. Dernekten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada derneğin bu tip sosyal meseleleri politik ve ideolojik çekişmelerin ötesinde tutarak toplum yararı için çözüm odaklı yaklaşıldığı ve bu nedenle tasarının yasalaşması halinde oluşabilecek menfi durumlara dikkat çekmek istedikleri belirtildi. KADEM açıklamasında yasadaki bazı belirsizliklere dikkat çekti. Tasarıda failin tanımının yeterince anlaşılır ve kamu vicdanını rahatlatacak nitelikte yapılmamış olması en büyük eksikliklerden biri olarak değerlendirildi. Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda cinsel istismar suçunu işleyenlerin güç, nüfus ve benzeri imkanlarla mağduru ve çevresini etki altına alması ve mağdurla evlenme yoluna giderek serbest kalmasının önü açılacaktır. Öte yandan mağdurunsa bu baskı altında erken yaşta zorla evlilik yapması ve bu evliliği sürdürmeye mecbur kalması kuvvetle muhtemeldir. Yine bu tasarıyla suçu azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında görülen davaların afla sonuçlanacak olması ve yasanın yürürlük süresinin belirlenmemiş olması da tasarının sakıncalarındandır. KADEM tasarının en önemli çıkmazlarından birinin ise cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin zorluğu olarak değerlendirdi. Tasarının en önemli çıkmazlarından biri cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin son derece zor olduğudur. Kaldı ki cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun kendi iradesi nasıl tespit edilecektir? Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz maddeler gereğince resmiyet kazanmamış birlikteliklerden doğan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu vesaire mevzuat referans alınarak yeni düzenlemeler yapılabilir. Yine yayından önce bu konuda Parlamento Büro Şefimiz, değerli meslektaşım Nagihan Akbulut'la görüştüm. Çünkü Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun bu geçiş sürecinde bütün partilerin ilgili komisyonda ve genel kurulda son derece uyumlu bir çalışma yaptıklarını ve ortak bir çabayla, ortak bir konsensusla bu maddelerin hepsinin kabul edildiğini, hatta Cumhuriyet Halk Partisi ilgili sözcülerinin dün gece yarısı saatlerinde o Ceza Mahkemeleri Kanunu ile ilgili çok iyi konuşmalar yaptıklarını da, burada yaşanılan ana problemin bu değişiklik önergesinin ilgili komisyona gelmeden genel kurula gitmiş olmasından kaynaklanabileceğini ifade etti. Bence
bu tür kritik konularda bu hassasiyetleri kollayarak siyasetin konsensusla ilerlemesinde büyük yarar var. Çünkü esasında uygulamaya sokulmaya çalışılan sistem ciddi bir mağduriyeti de önlemeye çalışıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü küçük yaşta evlilik ne yazık ki tabii ki hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Ama geçmişte zaman zaman uygulanmış, karşılaşılmış bir olay. Nitekim açıklamalarda da 3-4 bin ailenin bu durumda olduğu belirtiliyor. Ve bu insanlar da mağduriyet yaşıyorlar bu uygulamalardan dolayı. Mesela arkadaşlar bir tanesini bulmuş, Emine Erbaş. 14 yaşındayken evlendirilmiş. Tabii ki bunu anne ve babasına sormak lazım esas olarak da geçelim. Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşıyor. Esasında bir evliliği var ama eşi hapiste. Her gün fotoğraflarına bakıp ağlıyoruz. Çocuğumun da psikolojisi bozuldu, benim de psikolojim bozuldu. Babasını istiyor. Bizim ona çok ihtiyacımız var. Lütfen çıkartın onu içeriden. Cinsel istismar düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte çocuk yaşta evlenen 3000 ailenin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Konya'da 17 yaşında olan ancak resmi kayıtlarda yaşı 14'ken evlenen Emine Erbaş da onlardan biri. Mağdurum, çok mağdurum. Ben asıl o zaman mağdur değildim. Ben şimdi mağdur oldum zaten. Asıl şimdi mağdur oldum. 2006 yılında 14 yaşında olan Emine Erbaş, 21 yaşındaki Ahmet Erbaş'la evlenerek yuva kurdu. Çocuk yaşta evlendiği için Emine Erbaş'ın eşi ve ailesine kamu davası açıldı. 2016'da mahkemenin davayı sonuca bağlamasıyla Emine Erbaş'ın eşi Ahmet Erbaş'la annesi Özgür Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemik testine gittim. Kemik testinde yaşım 16'nın üstünde geldi ama hiçbir faydası olmadı. Göz önünde bulundurulmadı. 10 sene sonra bu ceza çıktı geldi ve eşim 10 sene 10 ay ceza aldı. Annem de 3,5 sene ceza aldı. Bugün 24 yaşında olan Emine Erbaş'ın hayatı hapis cezasının ardından kabusa döndü. 3 çocuğuyla yalnız başına kalan genç anne çocuklarına ve kendisine bakacak olan tek kişinin eşi olduğunu söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Karnımızı doyuruyordu şükür. Kimseye muhtaç etmiyordu bizi. Kötü yola göndermedi beni. Dışarıya çıkarmadı. Beni aldı nikahına geçirdi. 3 tane çocuğumuz oldu. Evimizin içinde iyi kötü karnımızı doyuruyorduk. Gelip geçiyorduk. Kimseye muhtaç olmadı. Eşimi orada cezaevine alınca mecburen ben de buraya gelmek zorunda kaldım. Bakanım olmadığı için. Kimsem olmadığı için. Eşinin ve annesinin cezaevine girmesiyle birlikte asıl mağduriyeti yaşadıklarını dile getiren Emine Erbaş, davanın yeniden görülmesini istiyor. Tabii ki siyaset veya sosyal olarak kamuoyu bu tür konuları tartışacak ama bu mağduriyetleri de göz önünde bulundurarak tartışmamızda, yani meseleyi siyah beyaz değil de daha gri noktalarda toparlamamızda bir dostunuz olarak yarar olduğunu söylemek istiyorum. Kolay bir iş değil bu. Bu kolay bir iş değil. Bunu çözeceğiz. Yani Türkiye olarak çözeceğiz. Efendim çözmemiz gereken bir başka konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesinden bu yana sert rüzgarlar esiyor ekonomide. Yine dolar ve euro zirveleri gördü. Neden gördü, niçin gördü? Önce bir uzmanlarla görüşen arkadaşların haberine bakalım. Devamında bir başka uzmanla da önümüzdeki günleri tartışacağım. Dolar ve euro yine zirve yaptı. Piyasalar gerildi. Fed faiz artışı olabilir dedi. Piyasalar yangın yerine döndü. Dolar ve euro tarihi zirveyi gördü. Dolar şu anda 3.40'tan işlem görüyor. Euro ise 3.60. Fed Başkanı Janet Yellen 14 Aralık'ta yapılacak toplantı öncesi konuştu. Faizlerde artışa gidebiliriz dedi. Dolar ve euro tavan yaptı. Fed 2017 yılı içerisinde faiz artış noktasında birazcık daha veri bağımlı olabileceğini söyleyip daha yumuşak tonda konuşursa, biz 2015 Aralık ayında gördüğümüz üzere Fed'in faiz artışının hemen sonrasında dolarda hızlı bir geri çekilme hareketi görmüştük. Yine 14 Aralık'taki yapılacak toplantıdan sonra Fed'in vereceği mesajlarda yine aynı noktada
benzerlikler oluşursa yine dolar cephesinde aşağı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Dolar cephesinde birazcık daha hani stresin azalabilmesi için 3.30'un altında hareketi görmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda dolar TL'de ilk etapta 3.22-3.23 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Kesinlikle esnaf olduğum için dolarla işim olmaz. Var mı sizin dolarınız? Vardı biraz bir ufak bir yatırımımız. Satacak mısınız peki? Dün sattık, bugün bekliyoruz düşsün diye tekrar. Dolarımız yok, almaya da satmaya da yok da. Ümre'ye gideceğiz ama iner inşallah. Dolardaki yükseliş altını da tetikledi. Ons fiyatı düşse de altın değer kaybetmedi. Şu anda çeyrek altın 216 liradan satışa sunuluyor. Gram altında şuna dikkat etmeli yatırımcı. 125 liranın üzerinde kaldığı her noktada yükseliş potası içerisinde olmaya çalışan bir altında karşı karşıya kalacağız. Ama ne zaman ki 125 liranın altında fiyatlar gerileme ihtimaline başlar, o noktada birazcık daha altın tarafında düşen bir piyasayla karşılaşabiliriz. Belli ki küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Belki kendi iç dinamiklerimizden de kaynaklanan bazı sorunlar olabilir ama Türkiye bunları yaşarken Meksika, Malezya ve Hindistan merkez bankaları para piyasalarına resmen müdahalede bulundular. Trump'ın seçilmesiyle artan Fed faiz artırımı ihtimali dün Başkan Yellen'den artırımı destekleyen mesajlarla iyice güçlendi. Satışların sertleşmesi ise merkez bankalarını harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden bu yana %10 değer kaybeden para birimi pezoyu dizginlemek için Meksika faiz artışına gitti. Meksika Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak %5-25'e çıkardı. Malezya Merkez Bankası ise kurdaki aşırı oynaklığı engellemek için bugün dövize doğrudan müdahalede bulunduğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada sermaye kontrollerinin getirileceği yönündeki söylentilerin temelsiz olduğu da vurgulandı. Hindistan'da ise kamu bankalarının piyasaya bol miktarda dolar sattığı bildiriliyor. Efendim, bütün bu gelişmeler çerçevesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde 5 saat süren toplantıda piyasalardaki hareketliliğin kaynağının küresel olduğu ve ülkeye etkilerini sınırlamak amacıyla tüm tedbirlerin gözden geçirildiği bildirildi. Çankaya Köşkü'ndeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında küresel piyasaları ve Türkiye'yi etkileyen ekonomik gelişmeler kapsamlı olarak ele alındı. Piyasalardaki hareketliliğin esas itibariyle küresel kaynaklı olduğunun değerlendirildiği toplantıda bununla birlikte ülkeye etkilerini sınırlamak amacıyla tüm tedbirler gözden geçirildi dedi. Bu çerçevede Merkez Bankası ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken önlemleri alacak. Ekonominin direncini artıracak reformlar hızlandırılacak ve reel sektörün güçlü biçimde desteklenmesine yönelik adımlara devam edilecek. Ne zaman bu sorunlarla karşılaşsak tabii ki değerli dostum Cüneyt Paksoy'a bağlanıyoruz. Saxo Capital strateji uzmanı. İyi akşamlar Paksoy. Diliyorum. Duyabiliyor musunuz Cüneyt Bey? Duyuyorum. Tamam. İyi akşamlar Erdem Bey. Teşekkür ederim. Diliyorum. Sağolunuz. Efendim sizinle son telefon Skype bağlantımızda riski söylemiştiniz. 3.40-3.45 bantlarını zorlamalarla görebilir ama ondan sonra iş biraz daha istikrar kazanır demiştiniz. Bugün 3.40'ları gördük. Peak noktadır dediğiniz nokta ise 3.45-3.50 bandıydı. Onu görmedik henüz. Görme ihtimalimiz var mı? Valla tabii ki bugün ki toplantıdan çıkan kararların ilk maddesi çok önemli. Evet. Hareket küresel. Evet. Yani bizim de sizle devamlı yayınlarda da anlatmaya çalıştığımız gibi hareket içeride dinamiklerle oluşmadı. Yurt dışındaki Fed algısı, Trump belirsizliği, gelişen ülkeler üzerindeki ekstrem risklerin realize olması, tahvil piyasasındaki satışlar vesaire güçlü dolar efekti meydana getirince dolar TL'de bunlardan etkilendi ve hedeflediğimiz, size de yayınlarda söylediğimiz bandın içine doğru hareket oluştu. Evet. Şimdi bir kez daha burayı test etme ihtimali var mı? Tabii ki var. Evet. Çünkü küresel riskler dengeye gelmedikçe
Dolar global ölçekte güç kazanımı mola vermedikçe, ki onun mihenk taşı, mihenk zamanı FED toplantısı olacak, onu da hatırlatalım. 14 Aralık. Aynen öyle. Yani evet. 14 Aralık'a kadar biz ara ara bu hareketleri görme potansiyelini masada bulacağız. Evet. Ama ondan sonra muhtemelen FED çok güçlü bir doları da istemediğinden daha ılımlı faiz artışını büyük ihtimalle yapacak. Ama devamındaki FED algısı adına biraz daha nötr söylemler, yani güvercin bir söylem beklemiyorum ama evet, şahin de olmayan bir FED olursa yavaş yavaş global ölçekte normalleşme olacak. Bu muhakkak bize de yansıyacak. Güçlü çünkü, dolar çünkü Amerikan ekonomisi için pek hayırlı değil anladığım kadarıyla. Aynen, orta ve uzun vadede rekabetçiliğini törpüler, evet, kazanımlarının sorgulanmasına sebebiyet verir vesaire. Evet. Ama tabii ki biz bu gerçekleşmeleri beklerken bugünkü ekonomi koordinasyon toplantısına önemli kararlarla çıktık piyasanın önüne. Bence önemli. Bence o küresel risklerle oluştu maddesinin dışında yapısal reformlara devam etme kararlılığı reel sektörün canlandırılması maddeleri belki de en can alıcı noktalar. Çünkü yabancı algısının Türkiye'de realize olduğu en önemli dinamikler bunlar. Hükümet yapısal reformlara devam edecekse, reel sektörü canlandırma adına rasyonel hareketler devam edecekse bunlar önemli. Fakat çok önemli bir madde daha var. Onu da önümüzdeki hafta realizasyonunu göreceğiz Ardahan Bey. Muhtemelen de bir beraber inşallah yine yorumlarız. Tabii, inşallah. Merkez Bankamıza önemli bir gönderme yapıldı. Bağımsızlığının da vurgusu yapılmış oldu. Merkez Bankamız bu süreci izliyor. Proaktif bir şekilde. Biz bunu size söylüyorduk. Evet. Bugün bu koordinasyon kurulun bence en can alıcı maddelerinden biri de buydu. Merkez Bankamız fiyat istikrarı koruma adına her türlü kararı alabilir. Gerektiği an, gerektiği şartlarda o kararları almaktan çekinmeyecektir. Evet. Sinyali gelmiş oldu. Bence bu çok önemli. Önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankamıza odaklı bir piyasa göreceğiz. Dolayısıyla biraz bu yukarı yönlü hareketlerin önünü o perşembe gününe kadar sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Global efekte çok güçlü bir dolar tekrar masaya gelmedikçe ve perşembe günü Merkez Bankası, yani para politikası kurulu toplantısından da Merkez Bankamızın vereceği sinyaller eğer piyasalarla piyasaların beklentileriyle örtüşüyorsa bir miktar daha normalleşmeye muhakkak yardım edecektir. Ama şunu bir kez daha hatırlayalım. Bu bizden kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklandığı tespit edilmedikçe de Merkez Bankamız da çok agresif adımlar atmayacaktır. Muhakkak sıkı para politikasına vurgu yapacaktır. Muhakkak gerekli önlemleri her an almaya hazır olduğunu belirtecektir ama ben bunu topyekün bir hareket olarak görüyorum. Hem Merkez Bankamızın o toplantısına odaklanırken Merkez Bankası artı ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, hazine yetkililerin total olarak yabancı yatırımcıyı algılandıkları bilgilendirmeleri de bu süreçte önem taşıyacak. Ve kurdaki hareketler yukarı yönlü tepesini bulduktan sonra ara ara geri çekilmeleri de muhakkak göreceğiz. Çünkü Türkiye ekonomisi güçlü dinamikleri, güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılık sistemini koruyor. Bunlar oldukça bu hareketleri görürüz ama sonra dengeye gelir diyorsun. Ama sonra dengeye tekrar geldiğini göreceğiz. Peki. Yine de temkinli imserlik demeye devam edelim. Cüneyt Baksoy, çok çok teşekkür ediyorum. Hafta başında tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Efendim son dakikayı görüyorsunuz. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grubuna muhalefetle görüşün dedi. Bu son önerge cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili bence çok doğru bir yaklaşım. Bu tür olaylarda, bu tür hassas konularda muhalefetle iktidar bir konsensus içinde yeniden yazarak mevzuyu ilerleyebilirler ve o zaman toplumun bütün kesimlerinde doğmuş olan soru işaretleri de ortadan kalkar. Demokrasinin keyifli yanı da zaten budur. İsterseniz ekonomi haberlerinden bir başkasıyla gidelim. Doları konuştuk ama bakliyat fiyatları. Arkadaşlar bakliyat fiyatlarının neden artmakta olduğunu da merak ettiler. Mercimek, kuru fasulye, pirinç ve nohut. Hepsi sofralarımızın vazgeçilmezi. Ancak son günlerde fiyatları biraz can yakmaya başladı. Normal artış yok ki.
Ne artışı var? Bulgurun kilosu 1900 lira. Pahalı mı sizce? Halk arasında fakirlikte olarak bilinen kuru fasulyenin fiyatı da şu anki fiyatı 6,5 lira. 6,5. Evet, evet. Geçen sene biz bunu 5,75 arası alıyorduk. Toptancıya göre fiyatlar normal. Esnafa göre ise ciddi bir artış var. Peki uzun raf ömürleri ve besleyici olmaları sebebiyle tercih edilen baklagillerin fiyatları neden yükseldi? Fasulyede hafif bir artış var. Bu da nohuttan, mercimekten dolayı kaynaklanıyor. Nohutun pahalı olmasından fasulyeyi de tetikliyor. Mercimekte de keza yine bir yükseklik var. 1 lira bir artış söz konusu. Şu an burada sattığımız fiyat mercimekte 5,5 lira. Fiyatı en çok artan baklagil nohut. Kilosu 10 lirayı aşmış durumda. Nohut ne kadar? Nohut şimdi bu sene az. Nohutu ne dese yeri var. Yemesinler nohutta. Patates yesin, soğan yesin. Nohutun geçen seneki fiyatı burada sattığımız fiyat 8-8,5 lirayken şu an ben nohutu geçtiğimiz günlerde 8,5 yerine aldım. Satış fiyatım da 9,90. Fiyatları normal bulmayan esnaf üretimin normal olduğunu söylüyor. Fiyatlar speküle edilince asıl parayı komisyoncular kazanıyor. Son günlerde kuru bakliyattaki fiyatlar arttı. Ancak en fazla fiyatı artan nohut. Hem esnafa hem de toptancıya göre asıl parayı kazanan aradaki komisyoncular. Türkiye'de bir sıkıntı yok. Bu aracılar Türkiye'yi ortalığı karıştırıyorlar. Yani normalde bakliyat var şu an Türkiye'de. Var tabii canım, sıkıntısı yok ki. Bunlar ürünleri alırken Türk lirası olarak alıyorlar. Ondan sonra da işi çeviriyorlar. Dolara zam geldi. Dolar arttı, euro arttı, sterlin arttı. Biz onları oralardan ithal etmiyoruz ki. Dün akşam son dakika olarak vermiştik Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeninde yaşanan heyelan. Biliyorsunuz 4 madencimizin cenazelerine ulaşıldı ama o heyelan bölgesinde 12 işçimizin aranmasına da devam ediliyor. Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan 16 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Sirvan ilçesindeki Maden köyünde bulunan özel bakır işletmesindeki göçük nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Siirt valisi Mustafa Tutulmaz, heyelana neden olarak yağmurun gösterildiğini ancak asıl sebebin incelemeler sonucu tespit edilebileceğini söyledi. Heyelanın oluş sebebi olarak çok miktarda yağan yağmur gözükmektedir. Ancak insani bir kusur olup olmadığı, işletmenin ya da çalışanlardan kaynaklanan herhangi bir kusur olup olmadığı hususunda da araştırmalar devam etmektedir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı da madendeki heyelanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Toprak altında kalan işçilerin çıkarılması için AFAD koordinasyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Siirt Valiliği ve Türk Kızılay'ı çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi çalışmalarda 90 arama kurtarma personeli, 2 helikopter ve 1 uçak katılıyor. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da göçükle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı arayarak bilgi aldı. Sevgili seyirciler, sosyal güvenlik sistemimizde SSK'lıların yararlandığı ve halk arasında İstirahat ve rapor parası olarak bilinen bir uygulama var ve son reformla beraber bu uygulama Bağkurlu Esnaf'a da geldi. Bağkurlu Esnaf'a geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği verilecek. Bağkurlu'nun Ekim 2008'e kadar böyle bir hakkı yoktu. Sosyal güvenlik reformuyla halk arasında istirahat ve rapor parası olarak bilinen ve sadece SSK'ların yararlandığı bu hak Bağkurlara da tanındı.
Kendi nam ve hesabına çalışan Bağkurlu artık iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde hastaneden rapor alıp istirahat ederse para alacak. İstirahat parası almanın en önemli koşulu iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmek ve rapor almak. Yani grip, nezle gibi rahatsızlıklardan dolayı çalışamayan Bağkurlu'ya para ödenmiyor. Ayrıca Bağkurlu'nun rapor aldığı günden önceki 90 günlük sürede prim borcu olmayacak. Yasaya göre şirket ortağı olan Bağkurlu rapor parası alamazken muhtarlar, esnaf ve tüccarlar bu paraya hak kazanıyor. Bağkurlu rapor parası alabilmek için rahatsızlığı geçince 3 gün içinde SGK'ya bildirim yapacak. İstirahat parası kazanca yani aylık ödenen prime göre belirleniyor. Ödeme raporun alındığı 3. günden itibaren başlıyor. Efendim Türkiye günlerdir babasının işlerine bombalı kargo paketiyle gelip bombayı patlatan ve babasını ağır yaralayan o evladı konuşuyor. Ali Can Kurdaş suçunu itiraf etti. Babamla aram bozuktu, canını yakmak istiyordum. İstanbul Maltepe'de iş adamı babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bıraktığı bombalı paketle babasının da aralarında olduğu 3 kişinin yaralanmasına neden olan 25 yaşındaki Alican Kurdaş polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gündür sorgulanan Alican Kurdaş, 3 görgü tanığı tarafından teşhis edilmiş, üstelik görüntüleri kameralara da yansımıştı. Ama suçlamaları uzun süre kabul etmedi. Alican Kurdaş'a olay günü evinden çıkıp iş yerine paketi bırakıp olay yerinden uzaklaştığı ana kadar olan kamera kayıtları izlettirildi. Kurdaş'a olay yerine gittiği taksiden alınan parmak izinin de tuttuğu bilgisi gösterildi. Köşeye sıkışan Kurdaş daha fazla dayanamayıp itirafları sıraladı. Bombacı oğul, bombayı ben hazırlayıp götürdüm. Babamla çocukluğumdan beri ilişkim bozuktu. Bu nedenle ona zarar vermek ve canını yakmak istiyordum itirafında bulundu. Yazılım mühendisi olan Alican Kurdaş'ın internet üzerinden yurt dışından temin ettiği kimyasal maddeleri birleştirerek bomba düzeneği yaptığı, hediye paketinin içerisine koyarak kendisinin de çalıştığı şirkete gizlice bıraktığını söylediği iddia edildi. Bombalı kargo olayında eli kopan iş adamı Osman Kurdaş'ın ve diğer iki yaralının Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Efendim bu aile ilişkileri bir özel bir durumdur. Yani bir babaya bomba götürecek kadar nasıl öfkelenir insan bilemeyiz. Ama şimdi izleyeceğiniz görüntülerde o 9 yaşındaki abi artık ömür boyu baba yarısı olacak bir kıvama gelmiş durumda. Görüntüleri izleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Küçük kardeşini yaralanmaktan kurtardı. 9 yaşındaki çocuk ani bir refleksle bebeğin yere çarpmasını engelledi. 29 Eylül tarihli görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden nefeslerin tutulduğu anı evdeki güvenlik kamerası kaydetti. Anne alt değiştirme yatağındaki bebeğe sırtını dönmüştü. O anda 11 aylık bebek yan döndü ve aşağı düştü. 9 yaşındaki Joseph aniden fırladı ve yere çarpmadan kardeşini tuttu. Her şey bir saniye içinde oldu. Annesi durumu fark ettiğinde tehlike geçmişti. Kardeşini kurtaran çocuksa olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Aile başkalarına örnek olsun ve tedbirsiz davranmasınlar diye görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Efendim Allah her şeyin hayırlısını versin. Evladın da herkesin her şeyin. Çünkü Edirne Kapıkule sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir otomobilde şüphelendi ekipler arama yaptılar. İki Bulgar kadın ve bir Türk vardı uyuşturucu çıktı. Üzerinde uyuşturucu çıkan Bulgar kadının Bulgaristan'da bir emniyet müdürünün kızı olduğu da ortaya çıktı. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giren bir araçta arama yapıldı. Aramada araçta bulunan Bulgar kadının üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Kadının babasının Bulgaristan'da emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı.
Bulgaristan'a açılan Edirne'deki sınır kapısı Kapıkule'de emniyet ekipleri Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Desislava isimli Bulgar kadının üzerinde arama yaptı. Aramada kadının montunun içerisine gizlenmiş 3 kilo marihuana maddesi ele geçirildi. Yapılan kimlik tespiti çalışmasında kadının babasının Bulgaristan'da ilçe emniyet müdürü olduğu belirlendi. Araçtaki 19 yaşındaki genç kızınsa Desislava isimli uyuşturucu taşıyan kadının kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü ise Ahmet K. isimli bir Türk vatandaşıydı. Gözaltına alınan 3 kişiden Desislava ve Ahmet K. tutuklandı. Emniyet müdürünün diğer kızı Zornitsa ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızının gözaltına alındığını duyan Bulgar Emniyet Müdürü ise Edirne'ye geldi. Serbest bırakılan kızıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Savcılık el koyduk. Efendim bir de İstanbul Sultan Gazi'deki bir uyuşturucu operasyonuna gidelim. Narkotik köpeği Fırtına'nın maharetlerini izleyelim. Zehir tacirleri Fırtına'ya yakalandı. Narkotik köpeği Fırtına, tırın dorsesine saklanan kilolarca esrarı buldu. İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele ve Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. Sultan Gazi 75. yıl mahallesinde park halindeki bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Çok sayıda polis tırın bulunduğu alana ulaştı ve devreye narkotik köpeği Fırtına girdi. Hemen işe koyulan Fırtına dakikalar içinde tırın dorsesine gizlenmiş 178 paket halinde 194 kilo ot esrarı buldu. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yaşamın içinden haberlere devam ediyoruz. İstanbul'da bir plaza alacak verecek kavgasına sahne oldu. Alacaklılar 50 kişilik bir grupla gelmişti. Önce sözlü, sonra da bir ağır bir tartışma yaşanınca bölgeye polis intikal etti. Şişli'deki bir plazada ev ürünleri perakende zinciri bir şirketin ortaklarından olan Atilla Okumuş, yaklaşık 1,5 ay önce bir inşaat firmasından 10 daire satın aldı. Ödemenin bir kısmını çek olarak alan inşaat firması yetkilileri, bankaya gittiklerinde çekin karşılıksız olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Atilla Okumuş, inşaat firması sahibi Ferdi Turan'ı arayarak alacaklarını ödemek için plazaya çağırdı. Turan ve yanındakilerle kendilerini karşılayan bir grup arasında önce sözlü tartışma, ardından da kavga çıktı. Plazanın güvenlik görevlileri kavga eden iki grubu ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine çok sayıda polis geldi. Polisin de yardımıyla iki grup arasındaki kavga sona erdirildi. Beni takip edin. Dışarıya çıkarılan inşaat firması sahibi ve yanındakiler kısa süreliğine polisle de tartıştı. Bu kez olay yerine özel harekat polisleri geldi. Kavgaya karışan gruptan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'daki polis adliye yolculuklarımıza devam edelim isterseniz. Gazi Osman Paşa'ya uzanacağız. Lüks ciple gelmişler kuyumcuya. Hırsızlar artık lüks cip kullanıyorlar. İçeri girer girmez de tezgah üzerindeki örtüyü kaldırıyorlar. Ama sürpriz. O örtünün altında bir şey var zannediyorlar. Örtüyü çekiyorlar. Bir şey göremeyince çekip gidiyorlar. Aynen öyle. Acemi hırsızlar baltayı taşa vurdu. 5 saniyede girdikleri kuyumcudan elleri boş döndü. Gazi Osman Paşa'da yaşanan olay kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına da yansıdı. Kar maskeli hırsızlar gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kuyumcuya işte bu beyaz lüks ciple geldi. İçeri girmeleri birkaç saniye sürdü. 4 maskeli kişi geliyor. Kapıyı levyeyle açıyorlar. Ondan sonra camı kırıyorlar. Hırsızlar hemen vitrine yöneldi. Tezgahta bulunan siyah örtüyü kaldırdılar. Ama ummadıkları bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü tezgah boştu. Ne bir bilezik ne de altın vardı. Şaşkın hırsızlar panikledi. Dükkandan çıkıp geldikleri araçla kaçtı. Aldırış etmeden son model arabayla gelip gidiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Kar maskeli insanlar.
Şikayet ettik. Polisler üstünde duruyor. İnşallah yakalanacaklar. Polis kar maskeli şaşkın hırsızların peşinde. Efendim bu haberi daha dün vermiştik. Bugün de sonucunu aldık. Enteresan. İstanbul polisi çok iyi çalışıyor. Bahçeli evlerde hatırlayacaksınız. Suriyeli bir ailenin evine polisiz diye girip onları bir odaya kilitledikten sonra ailenin büyük bir olasılıkla yaşam mücadelesi için Suriye'de biriktirip buraya getirdikleri 5 kilo altını çalan hırsızlardan söz ediyorum. Yakalandılar. Suriyeli aileyi hedef alan hırsızlar yakayı ele verdi. Önceki gece Bahçeli Evler'de Suriyeli bir ailenin yaşadığı apartman dairesine gelen hırsızlar sahte polis kimliklerini göstererek içeri girdikten sonra aile bireylerini bir odaya kilitlemiş, yaklaşık 5 kilo altını çalıp bir otomobille kaçmıştı. Suriyeli ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyetine bağlı ekipler çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinden zanlıların İstanbul dışına çıkmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu kişilerden ikisini Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, birini ise Çamlıca gişelerinde Gaziantep'e giden yolcu otobüsünde gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında evden çalan altınlar bulundu. Suriyeli oldukları belirlenen 3 zanlı sağlık kontrolünden geçildikten sonra emniyete götürüldü. Güzel memleketimin dört bir yanından gelen ilginç karakterleri, portreleri sizlere aktarmaktan büyük keyif aldığımı biliyorsunuz. Şimdi Muş'a gideceğiz. Yaşar Kalır, bir sendikacı. Tam 30 yıl boyunca sigara içti. 2 yıl önce sağlığına ve cebine dokunduğu için bıraktı. Çok şükür. Ve ondan sonra da içtiği sigara parasını 2 yıl boyunca hiç açılmayan bir kumbaranın içine atmaya başladı. Ne kadar içecekse, içtiyse o kadar parayı günlük olarak. Sonucu izleyelim. 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı. Sigara parasını her gün kumbaraya attı. 2 yılda 6800 lira biriktirdi. Maşallah. Muş'ta 1984'ten 2014'e kadar 30 yıl sigara içen bir sendikanın şube başkanı Yaşar Kalır, sigarayı hem sağlığına hem de maddi durumuna zarar verdiği için bırakmaya karar verdi. Sigaraya her gün ödediği parayı da anahtarını çöpe attığı bir kumbaraya atmaya başladı. Tamamen dolması nedeniyle kumbara makinayla kesilerek açıldı. İçinden kucak dolusu para çıktı. Yaşar Kalır ve çalışma arkadaşları kumbaradan çıkan parayı saymakta zorlandı. Kumbarada toplam 6800 lira para olduğu belirlendi. Sigarayı bırakarak 2 yılda önemli bir birikim sağlayan Kalır, sigara içenlere tavsiyede bulundu. Benim tavsiyem şu olur ülkemde yaşayan insanlarımıza, sigarayı maddi manevi olarak bırak. Efendim bir de Erzurum'a gidelim. Kayak merkezleri yavaş yavaş doluyor tabii. Yeni bir tutku var. İzliyoruz. Bu ekşi soğukta bu heyecanı yaşamak çok farklı bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Erzurum beyaza büründü. Erzurum Offroad Kulübü çılgın eğlencesine geri döndü. Alandöken'de son dönemde lastik raftingi modası var. Heyecan ve macera tutkunları arazi araçlarının arkasına bağlanan tekerleklerle kar üzerinde kayma keyfi yaşıyor. Herkes tatmalı, ben bunu sadece söylüyorum. Çünkü heyecan dorukta. Lastik raftingi yapanlar sanılanın aksine güvenli bir etkinlik olduğunu savunuyor. Erzurum'da kar safarisinin yanı sıra lastik raftinginin de popüler hale geleceğini iddia ediyorlar. Efendim şimdilik bu kadar. Saat başında özellikle FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda önemli gelişmeleri içeren haberlerle karşınızda olacağım. Size hemen aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump FETÖ'yü çok üzecek bir adım attı. Tam seçim günü yazmıştı FETÖ elebaşının Türkiye'ye
iade edilmesi gerektiğini emekli General Michael Flynn. O artık Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanlığına getiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kesin olarak beklenirken, kızının düğününde yaşanılan 15 Temmuz darbesi sonucunda emekli olan Mehmet Şanver, emekli General Mehmet Şanver sessizliğini bozdu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere ne tiyatrosu? Bu başlı başına bildiğiniz bir isyandı diye yanıt verdi. Muş'ta PKK'lıların 4,5 ton bomba taşıyan aracı çamura saplandı. Onu orada patlattılar, Van'a doğru kaçtılar. Operasyonlar devam etti. Nasıl bir terör mücadelesi verdiğimizi gösteren önemli bir haber birazdan ekranda olacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Fırat Kalkanı ve özellikle Elbap'la ilgili önemli açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Elbap'a dönük bazı görüşleri var. Biz de onlarla temas halindeyiz ama oradaki PKK-PYD unsurları ve DAEŞ temizlenecek dedi. Birazdan aktaracağım. Bu arada milli gururumuz bir savunma sanayi ürünü daha Türk Silahlı Kuvvetlerine verildi. Tablonun son halkası kasırga artı füzesi, 120 kilometre menzilli bu füze tamamen Türk savunma sanayinin ürünü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine aktarıldı. Evet, özetler böyle. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretiyle ilgili kısa bilgileri de hemen aktarayım. Biliyorsunuz yıllardır Özbekistan'la Türkiye arasında ciddi bir soğukluk vardı. Bu ziyaret anladığımız kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanı Vekili Şevket Mirzayev'le yaptığı görüşme sonrası bir hayli yumuşamış gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Semerkant Havalimanı'nda Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah öncelikle Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti. Ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili Şevket Mirzayev'le bir araya geldi. Erdoğan 4 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mirzayev'e başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Özbekistan-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istediklerini de dile getirdi. Liderler daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, görüşmenin ardından İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazından sonra da Registan Meydanı'nı gezdi. Erdoğan, Timur'un kabrini de ziyaret etti. Temasların ardından Cumhurbaşkanı Özbekistan'dan ayrıldı. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yumuşama sürecinde uzun yıllardan sonra ilk kez İsrail'in ikinci kanalına bir söyleşi verdi. Karşısındaki bayan meslektaşımız biraz iddialıydı ve bir başka nedenle sanki oraya gelmiş gibiydi ama Twitter'da yayınladı. Bu söyleşiyle, pazartesi günü yayınlanacak, bu söyleşiyle ilgili görüntülerde bakın nasıl bir tablo ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Marmara'dan beri ilk kez İsrail televizyonuna konuştu. Erdoğan, İsrail'in önde gelen televizyonlarından Kanal 2'ye mülakat verdi. Uğud adlı programın ünlü sunucusu İlana Dayan Orbach'ın sorularını yanıtladı. Orbach programın tanıtımını Twitter hesabından yayınladı. Sunucu Erdoğan'a size zor soruları sorma özgürlüğümü kullanmak istiyorum dedi. Şu ana kadar sorduklarınız kolay mıydı? Tanıtımda Erdoğan'ın İsrail'li gazeteciye çarpıcı bir sözü daha ekrana yansıdı. Şimdi buradan eğer sen Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın. Orbach'ın açıklamasına göre programın pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Şu ana kadar sorduklarınız kolay mıydı? Şimdi buradan eğer sen Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın.
Evet, özetlerde de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump FETÖ'yü hayli üzecek bir adım attı. Çünkü Michael Flynn, emekli general, daha henüz seçim günü yayınladığı makalesinde Türkiye'nin Fethullah Gülen'i Usama Bin Laden olarak gördüğünü ve bir müttefik eğer bir şahsı Usama Bin Laden görüyorsa Amerikan yönetiminin o şahsı derhal müttefike yani Türkiye'ye vermesi gerektiğini söylemişti. Michael Flynn, Ulusal Güvenlik Başdanışmanı oldu. Elebaşı uzun yıllardır Amerika'da yaşayan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sığınacak ülke arayan Fethullahçı terör örgütü bu habere çok üzülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan seçilen Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, iddiaya göre emekli kor general Michael Flynn'i Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na önerdi. Flynn. 57 yaşındaki Flynn'e götürülen teklif Amerikan medyasında haber oldu. Emekli generalin teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Ancak gelen haberlere göre Trump'ın geçiş ekibi Michael Flynn'in bu kritik görevi layıkıyla yerine getireceğinden emin. Flynn kampanya döneminde Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanıydı. Obama döneminde savunma ve istihbarat ajansı direktörlüğü de yaptı. Daha önce Irak ve Afganistan'da görev alan deneyimli bir asker. 2014'te emekli oldu. Adı Savunma Bakanlığı için de anılıyordu ama bakanlığa atanabilmesi için emekliliğinin üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Flynn kısa süre önce terörist başı Gülen hakkında bir yazı kaleme almıştı. Amerika'nın FETÖ elebaşına sığınak olmaması gerektiğini belirtmişti. Trump Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan sonra istihbarat teşkilatı CIA için de kararını verdi. Müstakbel Başkan, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyelerinden Mike Pompeo'yu aday gösterdi. Eski bir subay olan Pompeo, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi. Bu arada FETÖ'ye Pakistan'dan yeni bir darbe daha geldi. İslamabad Yüksek Mahkemesi ülkeyi terk edin diyen hükümet kararına yapılan itirazı reddetti. Yüksek Mahkeme Pakistan'daki FETÖ okullarında çalışan Türklerin vize uzatma talebini yargının alanına girmediğini belirterek iade etti. Mahkeme FETÖ'cülere adres olarak daha önce vize başvurularını yenilemeyen İçişleri Bakanlığı'nı gösterdi. Pakistan'daki FETÖ okullarında görevli 108 öğretmen ve ailelerinin vizeleri 9 Eylül'de sona ermişti. Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce bu kişilere ülkeyi terk edin talimatı vermişti. İçişleri Bakanlığı yetkilileri kendilerine vize yenileme başvurusu yapılmadığını açıkladılar. FETÖ'cülerin doğrudan yargıya giderek çıkış yolu aradıkları da ortaya çıktı. FETÖ'ye bir darbede Afrika ülkesi Çat'tan geldi. Ülkede FETÖ'ye bağlı olan okullar Türkiye'ye devrediliyor. Marif Vakfı devir işlemlerine ilişkin anlaşmayı Çat hükümetiyle imzaladı. Efendim, Atatürk Havalimanı'nda ilginç işler dönüyor ve Allah'tan güvenlik güçleri uyanık. Bir FETÖ elemanını 9,5 milyon dolar ile ele geçirdiler. İstanbul Mali Şube Polisi havalimanında kurulan risk analiz merkezi ile yurda girip çıkan paraları kontrol altında tutuyor. Bu çerçevede yapılan denetimler sırasında önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda bavullar içerisinde yurda sokulmak istendiği anlaşılan 9,5 milyon dolar tespit edildi. Paranın ne karşılığı nereden nereye gittiğini araştıran Mali Polis çelişkili cevaplar alınca incelemeyi derinleştirdi. İki kurye ile paranın sahibi olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Ele geçirilen 9,5 milyon dolara ise el konuldu. Bu olaydan hemen sonra akan haberlerde Gaziantep'te bir Suriyeli bir ailenin 1,5 milyon doları evinden çalınmıştı. O hırsızlık olayında da FETÖ'nün izi bulundu. Terör örgütü DAEŞ'e operasyon yapıyoruz dediler. Suriyeli bir ailenin evine girdiler. Kasadaki 1,5 milyonu alıp kayıplara karıştılar. Tamam abi.
Gaziantep'te polis kıyafeti giymiş kişiler 9 gün önce terör örgütü DAEŞ operasyonu bahanesiyle Suriyeli iş adamının evine gece vakti baskın yaptılar. Aile fertlerinin ellerine kelepçeleyip kasadaki 1,5 milyon doları çaldılar. Ancak kaçışları uzun sürmedi. Aralarında iki polis memuru ve FETÖ operasyonu kapsamında açığa alınan bir komiserin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan birinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan bir komiser olduğu belirlendi. Zanlılar suçlarını itiraf ettiler. Bu arada Türkiye FETÖ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Örgütün yurt dışı yapılanmalarını çökertmekte kararlı bir operasyon bu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde toplam 20 ülkeye yazılan yazıda bunun bir terör örgütü olduğu, Türkiye'ye karşı terörist faaliyetlerde bulunduğu ve derhal mal ve para varlıklarına el konulması istendi. FETÖ'nün yurt içi finans ayağı yapılan arka arka operasyonlarla çökertildi. FETÖ'nün yurt dışı finansman kaynakları içinde düğmeye basıldı. Hükümet örgütün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki mal varlığının dondurulması için 20 ülkeye uyarı yaptı. Ülkelerde açılan hesaplar, terörün finansmanına destek veren, kara para aklayan kurum ve kişilerin listesi Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'ye gönderildi. Adalet, İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları FETÖ ile yurt dışında mücadele için hem hukuki hem de diplomatik kanalları kullanmaya başladı. Maliye şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanarak terör örgütünün yurt dışına kaçırdığı varlıklar için resmi başvuruda bulundu. MASAK özellikle 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün para hareketlerinin izini sürdü. Darbe girişiminin hemen ardından Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca euroluk hesaplar açıldığı belirlendi. MASAK'ın yaptığı incelemede FETÖ üyelerinin veri tabanı üzerinden belirlenen ticari faaliyetlerine ve mal varlıklarına ilişkin kayıtların uyumlu olmadığı ortaya çıktı. FETÖ'nün yurt dışındaki işbirlikçiler hakkında da işlem yapma yasağı getirilmesi istendi. Listede yer alan terörü doğrudan finanse ettiği belgelenen 400'ü aşkın şirket ve kişinin mal varlığıyla birlikte para akışının dondurulması talep edildi. Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olumsuz yanıt gelmesi halinde ise hükümet yeni formülü devreye sokacak. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde yurt dışındaki finans kaynaklarına yaptırım uygulamayan AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ne mütekabiliyet uygulanacak. AB ve Amerika Birleşik Devletleri benzeri bir talepte bulunduğunda FETÖ hatırlatılacak, adımlar karşılıklı atılacak. Baydok operasyonları da devam ediyor ve bugünkü adresi Yıldız Teknik Üniversitesi'ydi. Bu üniversitede 103 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok kullandıkları tespit edilen 103 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında akademisyenlerin evleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde aramalar yapıldı. Şu ana kadar 73 akademisyen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli akademisyenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Terör örgütleri, iki terör örgütü yani FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiler de her geçen gün biraz daha netleşiyor. FETÖ'nün holdingine bağlı bir matbaada danışman olarak görünen FETÖ elebaşı Gülen'in iki kardeşiyle şirkete taşeronluk yapan HDP'li Erhan Kahraman'ın iki örgüt arasında irtibat görevlisi ve kurye olduğu ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'le tutuklanan HDP eş başkanı Demirtaş'ın 6 yıldır kuryelerle iletişim kurdukları belirlendi. İzmir'de bir şirkete yapılan operasyon FETÖ ile PKK'nın nasıl bir iletişim ağı kurduğunu ortaya çıkardı. Darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ'nün finansmanı Kaynak Holding'e bağlı olan Çağlayan Matbaacılık İzmir'de faaliyet gösteriyordu. Silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK ile HDP'lilerin yolları da Çağlayan Matbaacılık'ta kesişti.
darbe girişimi soruşturması kapsamında yapılan teknik takip sırasında Çağlayan Matbaacılığın FETÖ-PKK-HDP ittifakının koordinasyon merkezi olduğu ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşleri Kutbettin ve Mesih Gülen, şirkette danışman, HDP'nin FETÖ kuryesi Erhan Kahraman da o matbaa şirketine taşeronluk yapıyordu. Hemşerilerim, binalar tek başına işe yaramaz. Önce emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstihbarat ve terör uzmanlarının değerlendirmelerine göre iki örgüt şirketi paravan yaparak burada görüşüyor ve haberleşiyordu. FETÖ ile PKK-HDP arasındaki iletişim trafiğini şirketin taşeronu Erhan Kahraman ve FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşleri Kutbettin ve Mesih Gülen sağlıyordu. Yani Hoca Efendi ben küçükken Edirne'ye gidiyoruz. Erhan Kahraman'ın HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakı'yı telefonla arayarak örgütler arası kuryelik yaptığı belirlendi. Hatta HDP PKK'lı Kahraman'a FETÖ içinde bir de kod adı verilmişti. Kahraman'a HDP'li Şakir deniliyordu. Buraya katılım amacımız nedir efendim? PKK'nın endek terörüne destek veren ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı eylemler düzenleyen Beyaz Sivil İnisiyatifi'nin kurucularından olan HDP'li Erhan Kahraman'ın iki silahlı örgüt arasında stratejik bir kurye olduğu da istihbarat raporlarında yer aldı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu eski üyesi Mustafa Kemal Özçelik bir süre FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklu kalmıştı. Sonra serbest kaldı. İtirafçı oldu. İşte anlattıkları. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Kemal Özçelik etkin pişmanlıktan faydalandı. İtirafçı oldu. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde 2001'de tetkik hakimi olarak görev yapmaya başladığını ifade eden Özçelik, İbrahim Okur'un tavsiyesi üzerine Ahmet Hamsici tarafından bu göreve getirildiğini kaydetti. Özçelik, Adalet Bakanlığı'na 2005'ten sonra gelen tetkik hakimlerinin çoğunun FETÖ mensubu olduğunu, bu kişilerin bakanlığa getirilmesinde en çok İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Birol Erdem'in etkisinin bulunduğunu kaydetti. Kimlerin geleceğine bu kişiler karar veriyordu. Daha doğrusu bu kişiler refere ederdi, üst makamlar uygun görürdü. Gülen'in Hizmet Hareketi mensuplarının önünü açın fetvasını biliyorum. O dönemde de cemaat mensuplarının yoğun şekilde bakanlığa girdiğini biliyorum. Bu kişiler hangi genel müdürlüğü alınacaksa o genel müdür bizzat bu isimleri verirdi. Özçelik hakim savcı adamı için yapılan mülakata giren adaylar arasında yer alan cemaatçilerin listesinin o dönem daire başkanı olan cemaat üyesi Mustafa Babayiğit tarafından kendisine verildiğini de açıkladı. Personel Genel Müdürlüğü görevini 2012 Ekim'ine kadar sürdürdüğünü belirten Özçelik, İbrahim Okur ve Ahmet Hamsici'nin gayretiyle Yargıtay üyeliğine seçildiğini anlattı. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceklerini cemaatin belirlediğini de anlatan Özçelik, oy verilecek kişiyi sohbet abilerinin söylediğini, kendilerine bu bildiriyi Osman Yurdakul'un yaptığını aktardı. Benim Yargıtay üyeliği yaptığım dönemde Gülen cemaatinin desteklemediği hiç kimse daire başkanı olamazdı. Cemaat bu adayı benimsemiyorsa seçimin kilitlenmesi yönünde oy kullandırıyordu. Bu nedenle başkan adayı mutlak suretle cemaatin onayını almak zorundaydı. HSYK abisi Nazmi Deren'in kendi telefonuna 2015'te Baylok programını kurmak istediğini, haberleşmeyi bu program üzerinden yapacaklarını söylediğini aktaran Özçelik, bunu istemediğini, telefonunun da bu programa uygun olmadığını belirtti. Emekli Hava Kor General Mehmet Şanver için 15 Temmuz gerçekten iki misli talihsiz bir geceydi. Evet, darbeciler tarafından rehin alındı, ellerine kelepçe vuruldu ama bu olay üstelik de kızının düğününde yaşandı. Bir baba olarak kızının düğününün keyfini çıkaramadı. Uzun süredir sessizliğini koruyordu. Nihayet konuştu ve Şanver 15 Temmuz için bir tiyatro diyenlere ne tiyatrosu? Başlı başına bir isyandı dedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na kesin gözüyle bakılıyordu.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi kızının düğünü FETÖ mensubu darbeciler tarafından basıldı. O ve Hava Kuvvetleri Komutanı dahil pek çok hava general derdest edildi. Emekli Korgeneral Mehmet Şanver sessizliğini bozdu. 15 Temmuz sonrası terfi alamadığı için görevinden ayrılan Mehmet Şanver o geceyi anlattı. Muharebe araba kurtarma timleri, içlerinde Hava Kuvvetleri Komutanımızın korumaları vardı. Önce komutanı götürdüler. Komutanımızı bağlamadan tek götürdüler. Beni ve arkadaşlarımı sonradan bağlayıp topluca götürdüler. Sabaha kadar yoğunlukla İstanbul üzerinde alçak irtifada sıkça manevra yaparak farklı noktalarda dolaştırdılar. 7-8 kere farklı yere indik. Yakıt ikmali yaptılar. Sabah gün ağarırken de iki helikopterle bizi Akıncı üstüne götürdüler. Yeni Şafak gazetesine konuşan emekli korgeneral Mehmet Şanver, darbeci FETÖ mensuplarının tamamının tasfiye edileceğini hatırlattı. 2016 Ağustos Askeri Şurası'na yönelik bazı hazırlıklar vardı. FETÖ'cüler artık sıranın askeriyeye de geldiğini, tasfiye sürecinin başlayacağını gördüklerinden bu kalkışmaya cüret ettiler. Şanver, kızının düğününün yapıldığı salonun üst katında karargah kurduklarını anlattı. Verdikleri kararların darbe girişiminin başarısızlığa yol açmasındaki önemini hatırlattı. Esir alınmadan önce yardımcım Korgeneral Kadıoğlu'nu ve beraberindeki 3 generali Eskişehir'e, 2 üst komutanının da kendi görev yerlerine gitmesi emrini verdim. O mekandan anında 6 general uzaklaştı ve bu generaller esir düşmedi. Eğer bu arkadaşlar da esir alınmış olsalardı karşı harekatımız sekteye uğrayabilirdi. Hava kalkışmasını durdurmak çok ama çok daha zor ve kanlı olabilirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin 2 numaralı ismi iken emekli ayrılan Mehmet Şanver, 15 Temmuz için tiyatro yorumlarına ise sert tepki gösterdi. Uçaklara bomba atmasını emretmezdi ki o zaman sistem. Bomba attırır mıydım? 247 insanımız öldü. Bu iddiayı ancak uçuk bir komplo teorisi diye değerlendiriyorum ben. Bu ciddi bir kalkışmaydı. FETÖ'cüler devlet içinde zor durumda kaldı. Son çare olarak bomba atmaya kadar geldiler. Böyle tiyatro olmaz. Bu bir isyandı ve devleti ele geçirmek amaçlanmıştı. Bu arada NATO Genel Sekreteri, Almanya'daki NATO üssünde görevli Türk askeri FETÖ'cü subayların iltica başvurusu yaptığı yolundaki haberleri doğruladı. Jens Stoltenberg, NATO komuta yapılanmasında görevli bazı subayların görevli oldukları üye ülkelerde iltica başvurusunda bulundukları doğrudur dedi. NATO Genel Sekreteri hangi ülkelerde kaç subayın hangi gerekçelerle başvurduğu gibi detaylara girmedi. Alman medyası Ramstein'daki NATO üssünde görevli Türk askerlerin Almanya'ya iltica başvurusu yaptığını yazmıştı. Bu üste 30 Türk subay bulunuyor idi. ...15 Temmuz'da çok değerli, kendi halinde ve kendine göre ciddi renkleri olan bir meslektaşımızı kaybettik sevgili seyirciler. Mustafa Canbaz. İşte onun bugün doğum günüydü ve evladı onu nasıl andı? 18 Kasım, 15 Temmuz şehitlerinden gazeteci Mustafa Canbaz'ın doğum günü. İstanbul Çengelköy'de hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Mustafa Canbaz'ın oğlu Alperen Canbaz, doğum gününde babasının kabri başındaydı. Yani ne söyleyeyim, babamın işte eski yazdıklarına bakıyorum. Birçok şey geri yarım kalmış durumda. Şey diyor mesela, yolun yarısındayım diyor 50 yaşında. 50 yaşında olduğu zaman yolun yarısını 2 yıl geçtim diyor. Daha yapacak çok işim var, bu ikinci yarıda tamamlayacağım onları diyor. Yani şehit oldu, yarım kaldı. Ne mutlu ya, şehit olarak yarım bırakması iyi bir şey yani. Dünya zaten böyle bir yer, her şey yarım kalıyor burada. Şehit gazetecinin oğlu babasını katledenlerin hak ettikleri cezayı almasını istiyor. Allah'a havale etmemek lazım diyorum vatan hainlerini. Yani onların en ağır şekilde cezalandırılması lafını dillendiriyoruz mesela. Ama bunun için hiçbir zaman idam olmadı, ölüm cezası olmadı. Öldürülmelerini istiyorum, bu kadar açık. İdam istiyorsun? Tabii ki. Biz burada şehitlerimizi ağlayalım. FETÖ'cü Can Dündar'a Avrupa'dan, Almanya'dan ödüller yazsın. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Can Dündar, Almanya'da deyim yerindeyse krallar gibi ağırlanıyor. Firari Dündar'a bir de ödül verildi.
Almanya, Fethullahçı terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra en çok sığındığı ülkelerden biri. Başkent Berlin'de, ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Renvestfalya'da ve NATO üssü Ramstein'de çok sayıda yeşil ve diplomatik pasaport sahibi iltica başvurusu yaptı. FETÖ firarisi eski savcılar Celal Kara ve Zekeriya Öz'ün de bu ülkede olduğu biliniyor. Kimi öğrettin, nasıl düşünürsün? Oradaki savcı bizi tehdit ediyor dedi. Bu konuda bir şey söyleyeyim. Almanya'nın kucak açtığı isimlerden biri de FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar. Geçici Alman pasaportu verilen Dündar, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından da kabul edilmişti. Hatta ZDF kanalında bir de program sunmuştu. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Can Dündar şimdi de Almanya'dan ödül aldı. Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya Merkezi, Can Dündar ve Erdem Gül'e 2016 Hermann Kesten ödülünü verdi. Birliğin Almanya Başkan Yardımcısı ödülü verirken bu iki ismin özgürlük için savaştığını öne sürdü. Van'daki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye götürülen Bekir Kaya ve 4 belediye yetkilisi savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Suf ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kaya ve bir belediye çalışanı PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Muş'ta terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li Malazgirt Belediye Başkanı Halis Coşkun'un da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında belediye binasında da arama yaptılar. Şimdi anlatacağımız öykü Muş'ta başladı, Van'da sona erdi. 4,5 ton bombayı taşıyordu PKK'lar. Çamura saplandılar. Ondan kurtulmak için patlattılar. Takibe girdi iş. Sonunda Van'da yakalandılar mı? Hayır. İki terörist de öldürüldü. Çamura saplanan bombalı aracı patlattılar. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandılar. Keşif için götürüldükleri evde yuvalanan teröristler güvenlik güçlerine el bombasıyla saldırdı. Muş'un Bulanık ilçesinde PKK'lı teröristler 4,5 ton bomba yüklediği minibüs yolda çamura saplanınca içindeki bombayı patlattı. Patlama sesinin gelmesiyle bölgeye giden güvenlik güçleri minibüsün paramparça olduğunu gördü. Minibüsü patlatan teröristler Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonla iki araç içerisinde yakalandı. PKK'lılar bombalı aracı patlattıklarını itiraf etti. Daha sonra teröristlerin gösterdiği evlere keşif için gidildi. Güvenlik güçlerinin eve gireceği sırada evdeki teröristler el bombası attı. PKK'lı teröristlerin saldırısına güvenlik güçleri ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada iki PKK'lı terörist öldürüldü. 3 özel harekat polisi de yaralandı. PKK'lı teröristlerin çamura saplanan bombalı minibüsü Muş'a götürmek istedikleri de öğrenildi. Efendim hep söylüyoruz, Avrupa özellikle Almanya bu PKK ve DHKPC gibi kanlı terör örgütlerine yüz verdikçe, onları koruyup kolladıkça kendi topraklarında da işler çığırından çıkacak Belçika'da da. Nitekim Ozan Ceyhun Avrupa'da yetkin bir siyasetçi, Avrupa Parlamentosu eski üyesi. Sayın Ceyhun şu anda telefon attığımda iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum size. Ben sosyal medyadaki mesajınız üzerine sizinle temas kurdum. Anladığım kadarıyla yarın Almanya'nın Westfalia bölgesinde bir konferans verecektiniz, doğru mudur? Yarın da bir konferansım vardı ama tweetim herhalde, sizin gördüğünüz tweetim pazar günü Ludwigshafen kentinde vereceğimiz konferansla ilgiliydi, doğru. Evet. Nasıl bir tehdit alıyorsunuz efendim?
Şimdi ben şahsen almıyorum zaten, evet. Hani gördüğüm kadarıyla PKK'lı evet. Terörist uzantıları burada Alman polisinin nezdinde fazla hani şiddet uygulamama çabasındalar herhalde. Daha çok tehdit ederek koşturuyorlar. Evet. Bana direkt yapılmadı ama çıkacağım, konuşma yapacağım otelin müdürü tehdit etmişler. Alman müdürü. Alman müdürü. Cesarete bakın ya. Evet. Ozan Cihan'ı burada konuşturursan demişler, biz burada olay çıkarırız. He. Ve o da korktu. Cam çerçeve yine. Salonu bize vermiyor şu anda. Nasıl efendim? O da korkmuş, salonu bize vermiyor şu anda. Hani vermiyor. Vazgeçmiş salonu vermekten. Vermekten vazgeçti. Yani teröre karşı o otel müdürü teslim oldu. Bunu da Almanya evet, seyirci oluyor. Beni aynen bizi diyor, bizi PKK'lılar beni korkuttular diyor. Evet. Ozancığım konuşursa, burada UET'de toplantısı yapılırsa olay çıkaracaklarmış. O yüzden ben korktum deyip bizim arkadaşlara otelle olan anlaşmayı feshetmiş. Yani gördüğünüz gibi PKK'lı terörist uzantıları, o ağızları salya akan evet. PKK pıçavları taşıyanlar Almanya'da ne yazık ki demokratik bir ülkede bizim fikir özgürlüğümüzü engellemeye kalkıyorlar. Ne engellemeye kalkması? Engellemişler. Yani resmen henüz demokrasi... Engellemediler. Daha henüz pazar günü... Ardan Bey henüz evet. Pazar gününü yaşamadık. Engellemediler ama tabii engellemek için çok uğraşıyor. Çok uğraşıyorlar ve Alman makamları da bunu anladığım kadarıyla seyrediyorlar. Dileğimiz seyretmemeleri, dileğimiz böyle zorbalıklara, böyle haydutluklara, böyle teröristliklere, böyle terör estirmelere izin vermemeleri. Evet. Ben bu biliyorsunuz bu hafta Sayın Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier Türkiye'deydi. Evet. Ve salı günü Dışişleri Bakanımızla, Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla buluştu. Evet. Ben de bu buluşmalardan birinde hazır bulunduğum için biliyorum. Sayın Steinmeier'le de Almanya'da yaşamakta olan Türklerin can güvenliği ve onlara yönelik PKK saldırıları konuşulmuştu. Evet. Yani bunlar Alman makamlarının bizzat Türklerden çok duyduğu konular. Evet. Gerçekten burada insanlarımız PKK'ların saldırılarından ve tehditlerinden bıkmış durumdalar. Benim dileğim Alman makamlarının bir an önce bu zorbalıklara, bu haydutluklara son vermesi. Peki. İsterlerse verebileceklerini biliyorum çünkü PKK'lıların hepsini çok iyi tanıyorlar. Nerelerde yaşadıklarını biliyorlar. İsterlerse anında tepelerine de çökerler. Zaten biz de onu bildiğimiz için şaşırıyoruz ya bunların orada bu kadar rahat hareket etmesine. Çok teşekkür ediyorum. İyi İnşallah akşamlar. İnşallah böyle devam edecek. Biz İnşallah. De iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun birlikte yürütmekte olduğu Elbap operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işık, Elbap konusunda sadece Türkiye'nin değil, Amerika ve Rusya'nın da bazı düşünceleri var. Konuyu masada görüşerek yürütmeye çalışıyoruz dedi. Elbap konusunda sadece Türkiye'nin değil, Amerika'nın ve Rusya'nın da bazı düşünceleri var. Burada mümkün olduğu kadar konuyu masada ve iletişim yoluyla götürmenin gayreti içerisindeyiz. Elbap'taki son durumu bu sözlerle özetledi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık. Burada bulunma amacımız bir, bölgenin DAEŞ'ten ve diğer terör unsurlarından temizlenmesi, iki, bölgenin bölge halkı tarafından tekrar iskana tabi tutulması ve bölge halkının bölgesinde huzur ve güvenle yaşaması. Bu noktada bütün tedbirler alınıyor. Ama özellikle Rusya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile de harekatın her anı koordine edilmek için büyük gayret gösteriliyor. Suriye rejiminin, daha doğrusu Rusya'nın bu konudaki bir çekincesi vardı veya bir tedbiri vardı. Şimdi o da kalktı. Gerekli hava desteği şu anda veriliyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hava savunma sistemine ilişkin sorular da yöneltildi. Işık, Rusya'nın hava savunma sistemi teklifinin göz ardı edilmediğini söyledi. Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz. Bunun dışında diğer ülkelerle de, bu konuda elinde sistem olan ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Rusya'nın şu andaki tavrı olumlu. Bu noktada ümit ederiz ki özellikle NATO üyesi ülkeler daha
ciddi bir gayret gösterirler. Işık Türk Hava Kuvvetleri'nde F-4'lerin yerine F-35'lerin devreye gireceğini paylaştı, tarih de verdi. F-35'in bazı parçalarını biz Türkiye'de üretiyoruz ve bu projenin ortağı olduğumuz için de yıllar itibariyle siparişler veriyoruz. Şu ana kadar sipariş verdiğimiz uçak sayısı 6. Bu 6 uçaktan 2018 yılından itibaren Türkiye'ye teslimi başlayacak. Toplam 24 tane uçak siparişi de önümüzdeki günlerde verilecek. F-4'lerin yerine F-35 uçakları girecek. Milli ve yerli savunma sanayi üstün teknoloji ürünlerinde artık sınır tanımıyor. Kasırga artı yeni bir roket sistemimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma envanteri genişliyor. Türk savunma sisteminin gurur tablosuna eklenen en son halka yeni nesil füze sistemi Kasırga artı. Karadan kara hedeflerine karşı kullanılan yeni füze sistemi Kasırga artı roket sahanda milli imkanlarla geliştirildi. Tamamen Türk mühendislerinin, tasarımcılarının ve Türk işçilerinin ürettiği %100 yerli ve milli bir sistemi burada kullanıyoruz. Bu son derece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu yeteneğini artıran ve Türkiye'nin bu konuda geldiği seviyeyi gösteren güzel bir örnek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenen Kasırga artı yüksek teknolojik özellikleriyle dikkat çekti. Kasırga artı füzelerinin kabiliyet alanı oldukça geniş. 30 kilometreden 120 kilometreye kadar kritik noktaları yoğun ateş altına alabiliyor. Sadece menzili değil, Kasırga artı füzesi yüksek isabet ve tahrip gücüyle de diğer füzelerden daha üstün. Hareket kabiliyeti yüksek füze sistemi güçlü ateş kapasitesiyle manevra birliklerine ateş desteği verebiliyor. Güdümlü roket sistemi Kasırga artı ekonomiye de büyük kazanç sağlayacak. Türkiye'de hem kendi ihtiyaçlarımızı yerli ve milli imkanlarla karşılarken aynı zamanda bu teknolojileri geliştiren ve dost ve kardeş ülkelere de bunları satan bir ülke konumuna hamdolsun geldik. Efendim, Musul harekatı son günlerdeki hava muhalefeti nedeniyle biraz yavaşlamıştı ama sorun ortadan kalktıktan sonra hızlandı. Sokak çatışmaları tırmanmış durumda. 30'dan fazla teröristin, DAEŞ teröristinin son 24 saatte öldürüldüğü de belirtiliyor. Son çatışmalarda 31 terörist etkisiz hale getirilirken 7 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı. Askeri kaynaklara göre kayıpların başlıca sebebi teröristlerin keskin nişancıları kullanması. Bombalı araçlar ve bobi tuzakları da güvenlik güçlerinin ilerleyişini zorlaştırıyor. Operasyonların başladığı 17 Ekim'den bu yana Musul'dan kaçanların sayısı ise 80 bini buldu. Sivillerin kentten kaçışı sürerken çadır kentlerde kış için hazırlıklar da devam ediyor. Irak ordusuna destek veren Şii milislerse Musul'un batı yakasındaki ilerleyişini sürdürüyor. Haçlı Şabi güçleri son olarak Tel Afer havaalanını ele geçirdiler. Efendim, İsrail hükümeti biliyorsunuz ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklamaya kalkmıştı ama öyle büyük bir tepkiyle karşılaştılar ki bunu ertelediler. Ertelediler diyoruz çünkü bunlar belli olmaz ne zaman yeniden ısıtacakları. Hükümetin geri adım atması sağlayan protestolardan biri amatör kameralara yansıdı. İzliyoruz. Kudüs ezan sesleriyle yankılandı. Gece evlerinin çatılarına çıkan Araplar avazları çıktığı kadar seslerini yükseltti, müezzine eşlik etti. Doğu Kudüs'lü Arapların bu tepkisi Netanyahu hükümetineydi.
Çünkü İsrail hükümeti hoparlörden ezan okunmasını yasaklamak istiyor. Gerekçe ise ezanın rahatsız edici olduğu yönündeki sözde şikayetler. Girişim Filistinlilerden büyük tepki görüyor. İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden de. O vekillerden biri Ahmet Et-Tibi'ydi. Kürsüden ezan okudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Tasarıya karşı Filistinlilere Ankara'dan da destek var. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yasaklama girişimine Katar ziyaretindeyken tepki göstermişti. Ezanı yasaklamak, Müslümanların ve İslam'ın tarih boyunca Kudüs'teki varlığını inkar manasına gelir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. İsrail hükümeti gelen tepkiler üzerine yasa tasarısını erteledi. Ancak Filistinliler Başbakan Netanyahu'ya güvenmiyor. Girişimi yakında yeniden meclis gündemine getireceğini düşünüyorlar. Efendim bir daha Tina'ya bakalım. Çünkü 3 gün içinde ikinci defa gençler bir ayaklanma yapıyorlar. Yunan cuntasını devirme zamanında deviren protesto gösterilerinin o kanına bastırılmaya çalışılan protesto gösterilerinin yıl dönümüydü. Sokakta yine gençler vardı ama çatışma da vardı. Göstericiler molotof ve fişek, polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar yine karıştı. Atina'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Çünkü albaylar cuntasının çöküşüne yol açan öğrenci olaylarının yıl dönümüydü. Sendikalar, sol gruplar ve öğrenci dernekleri yürüyüşe destek verdi. ABD karşıtı sloganların atıldığı geleneksel yürüyüş olaysız sona erdi. Ancak bazı bölgelerde anarşist gruplar taşkınlık yaptı. Polise molotof kokteylleriyle saldırdılar. Güvenlik güçleri de karşılık verdi. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı. Arbede uzun süre devam etti. Olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Evet, Pasifik ülkelerinden Yeni Zelanda'da çok büyük bir deprem yaşandı 7.8 büyüklüğünde. Ve oradan gelen yeni bir görüntü depremin şiddetinin deniz dibini 1 metre yükselttiğini gösteriyor. Bu kayalıklar bir hafta önce denizin dibindeydi. Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem deniz tabanını 1 metre yükseltti. Yeni Zelanda'da 13 Kasım'da meydana gelen deprem büyük korkuya yol açtı. Sevindirici olan sadece 2 kişinin hayatını kaybetmesiydi. Yüzlerce artçı sarsıntı ve toprak kaymaları takip etti büyük depremi. Çeşitli bölgelerde mahsur kalan binlerce turist helikopterlerle ve gemilerle tahliye edildi. Depremden akıllarda kalan en ilginç görüntü ise küçük bir tepecikte mahsur kalan 2 inek ve 1 buzağıydı. Onlar da daha sonra kurtarıldı. Dünya şimdi de bu görüntüleri konuşuyor. Burası Güney Adası'ndaki Marlborough'da bulunan Ward sahili. Görüntüleri bir balıkçı kaydetti. O bölgeyi iyi biliyordu. Kaydettiği kayalıklar anlattığına göre bir hafta öncesinde denizin tabanındaydı. Efendim bu akşamlık hatta bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü yeni bir moderatör gece maratonunda buluşmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ve 24 spor gecesinde Gökhan Dinç ile Haluk Yürekli ile sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.